kadar tebrik etsem az. Oyunun genelinde hem iyi oynadılar hem de harika mücadele ettiler. Galatasaray çok iyi bir karşı pres takımı. Biz zaten oyuncularımızla lig fikstürü çekildiğinden beri konuşuyoruz. Bizim için en tehlikeli an rakip, bizim rakipten kendi sahamızda kazandığımız ilk top. Bu pası olumlu kullanıp çok iyi çıkışlar yakalayacağımızı düşünüyorduk. O yüzden çok garanti oynayıp iyi çıkışlar da yakaladık. Sağ zeminimizden hiç memnun değilim. Yani bugün çok daha iyi pas organizasyonlarıyla iyi geçişler yapabilirdik. Ama buna rağmen bence gerekli sayıda fırsatı yakaladık. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Oyunun 55-60 dakikalık bölümünde Galatasaray'ı iyi püskürttük, iyi presler yaptık. Birebire döndüğümüz, Josef Attama'ya Mertens'e atlattığımız birebir preslere döndük. Bazen topu kaybettiğimizde iyi karşı presler yaptık. Beklediğimizde de rakip iki tane bekiyle üzerimize geldiği için Tiam ve Cardozo'dan bugün fedakarlık istedik. Hayatımda ilk defa iki tane bekini takip ettirip 6-2-2'ye, bazen 6-3-1'e ikinci yarının sonunda döndük. Tabii bugün çok fazla saha içinde sakatlanan oyuncumuz vardı. Çok fazla özveriyle mücadele ettiler gerçekten. Çok fazla da hamle şansımız olmadığı için saha içinde rotasyonlar yapmaya başladık. İşte Arif sakatlandığında mecburen üçüncü Türk'ü oyuna sokmak için adeta sahanın içinde nasıl söyleyeyim, çok büyük rotasyonlar yaptık. İşte Gökhan 9 numara başladı. Sağ bekte bitirdi. Bazen kanat oynadı, bazen bek oynadı. İşte Ali top bizdeyken 3-4-3'e döndüğümüzde 8 numara pozisyonundaydı. İç koridordaydı. Maçın sonunda 6 numarada bitirdi. Karol bir dönem stopere geçti Türk kuralı zorunluluğundan, Türk oyuncu zorunluluğundan. Ama oyuncuların bugün söylediğimiz her şeyi harfiyen yerine getirdiler. Taktiğe tamamen bağlı kaldılar. Biz zaten birlikte çalışmayı seven, eğlenen, yeri geldiğinde çok disiplinli çalışan, birbirine sahip çıkan, birbirine saygı duyan bir takımız. Bizim güzel hayallerimiz var. Bazı takımlar hakları olarak daha büyük hedefler amaçlamak için bizden çok daha iyi transferler yapabilirler. Ama bizim güvendiğimiz şey grup dinamiği, birlik, beraberlik, işte şehrimizin gücü, taraftarımızın bize vermiş olduğu destek. Ben geldiğimden beri inanılmaz. Şehrin büyüklerinin özellikle bu hafta içinde bize yapmış olduğu moral ziyaretleri, büyük çabalar. Bu kulüp inşallah biraz fazla abartılı bir laf ama yani şu batağın içinden bize bir ip uzatıldı. Biz de o ipe sıkı sıkı tutunup yukarıya çıkıp, bataklıktan çıkıp temizleneceğiz ve daha güzel, daha problemsiz, sorunsuz bir Kayseri Spor olarak yolumuza devam edeceğiz. Yani inşallah devam etmek istiyoruz. Gökhan Sazdağ'a ayrı bir yer açıp parantez açmak istiyorum gerçekten. Benim futbolda zaten son dönemimde beraber oynadığım takım arkadaşım. Onda çok daha fazlası var. Bence biz 7-8 senesi kayıp. Ama şu an biz ondaki potansiyeli tekrardan açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkarıyoruz da işte bugün 2-3 farklı mevkide görev aldı. Geçen sene Onur gittikten sonra bizi büyük oranda taşıdı. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz. İşte bugün 18-19 yaşında iki tane oyuncuyla gördük. Kalecimiz Bilal 23-24 yaşında. Uzodino öyle. Uzodino 3 senedir kiralık gidiyordu. Şimdi 2 senedir bizde takıma katkı vermeye çalışıyor. Akaya bayıldım ikinci yarı girdikten sonra. Ama gördüğünüz sakatlıklardan sonra bizim iyi bir takımımız var ama 38 maçlık periyotta taşıyabilecek oyuncu grubumuz yok. O yüzden bir an önce arzuladığımız, yüzerek kuyruğa varmak istediğimiz transferin açılma periyotunu halletmek istiyoruz. Gerçekten zor bir durum biliyoruz. 40-50 taneye yakın dosya var. Çok zor bir durumdayız ama yönetimimiz, başkanımız, şehrin büyükleri, sportif direktörümüz Murat Duman bununla ilgili çok yoğun çalışıyor. İnşallah diğer oyuncular da haklılar alacaklarında ama biraz fedakarlık yaparlarsa biz bu transfer tahtasını açmak istiyoruz. Zor ama sonuna kadar şansımızı denemek istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum fazla konuştum. Son önce buyurun. Hocam Ali ve Ali'nin sakatlık durumu. Vallahi Ali konusunda biraz korkuyoruz. Şöyle Ali ilk geldiğinde öncelikle şunu söyleyeyim, benim için çok değerli bir oyuncu. Hem 6 numara hem 8 numara oynayabilen, fizik kalitesi olan, topla beraber çok iyi ilişkileri olan bir oyuncu. İlk
geldiğinde burada biliyorsunuz sakatlık geçirdi, ameliyat oldu kalçasına. 8 ay gibi bir sürede top oynayamadı. Bugün o bölgeden bir sakatlık olmuş ama en son hastaneye sanırım uğrayarak gitmiş. MR'dan sonra bekleyeceğiz. Çok negatif düşünmek istemiyorum ama biraz korkuyorum. Arif arka delisi ne hissetti devre arasında? Fedakarlık yapıp devam etti çünkü üçlük kuralından dolayı devam etmesi gerekiyordu. İnşallah o da MR'dan temiz çıkarsa genç oyuncu zaten çok toparlayacağını düşünüyorum. Sakatlıklarımızın durumu bu. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz.